Oracle SQL'de AND, OR ve NOT operatörlerini göreceğiz. Bunları temel olarak örnek üzerinde anlatacağım. Örnekleri detaylı olarak anlatmaya gerek yok. Önemli olan sadece bunun mantığını, üç operatörün mantığını anlamak. Burada sorgularda ilk sorgumuzda 4 sütun çekiyoruz. Bu sütunda employee tablosundan veri çekiyoruz ve var ile bir filtreme uyguluyoruz. Hangi sütun üzerinde? Salary sütunu üzerinde filtreme uyguluyoruz. Bu filtrelemede ne istiyoruz? 10.000 değerinden büyük, yani 10.000 dolardan büyük ya da 10.000 dolara eşit maaş alanlar ve job ID'si, yani görev ID'si içerisinde man geçenler, yani takriben manager oluyor. Man geçenler kayıtlarını döneceğiz. Dönen kayıtlar üzerinde anlatalım bunu. Evet. Şimdi biz employee ID, last name, job ID, salary bilgilerini aldık. Employee tablosundan çektik. Salary'si, yani maaşı 10.000 dolar ya da 10.000 dolardan daha büyük. Büyük eşittir var burada. 10.000 dolardan daha büyük de olabilir. Ama 10.000 dolardan küçük olamaz. İlk kriterimiz bu. And işareti şunu yapıyor. Buradaki şart mutlaka olmalı ve and ve buradaki şart da olmalı. Burada ne istiyor? Like ile job ID, yani görev ID'si içerisinde burada başı ne olursa olsun yüzde işareti, baş karakteri ya da bunların öncesindeki karakterler ne olursa olsun içerisinde mutlaka man geçsin ve son karakterlerde ne olursa olsun, sayı önemli değil burada, İçerisinde man geçmesi yeterli. Gördüğünüz gibi hepsinde man geçiyor ve baş karakteriyle son karakteri önemli değil. Like kıstası bu şekilde, bunu istiyor. Tekrar özetleyelim burayı. Bu değerleri isteyeceğiz. Var ile maaş üzerinde bir filtre uyguluyoruz. Bu filtrede 10.000 dolar, maaşı 10.000 dolar olmak zorunda ya da 10.000 doların üzerinde olmak zorunda. İlk kriterimiz bu. Ve bu olacak. 10.000 dolar ya da 10.000 doların üzerinde olmak zorunda. Bu oldu. Bu olduysa job ID'si de, ID'sinin içerisinde de man geçmek zorunda. Geçmezse, eğer bu taraf olumsuz, yani false'sa, bu taraf false'ken bu taraf true olsa bile bu kayıt döndürmez. Ancak tam tersi de aynı şekilde. Bu taraf true, bu taraf false değer üretirse, yani bu taraf kriterlere uyuyorsa, bu taraf uymuyorsa gene bu olmaz. Sorgu çalışmaz. Çünkü and'in amacı bu tarafı da çalıştırmak. Sol tarafın da çalışıyor olması. Sağ tarafın da aynı kriteri uyguluyor olması. İsterseniz bunu şu şekilde yapalım mesela. Çok abartılı bir rakam verelim. Olmayacak bir rakam. Çalışmaması için. Evet, gördüğünüz gibi çok uçuk bir rakam verdim. Bu rakamda işte 5 milyon 110 bin dolar diyelim buna. Böyle bir rakam verdim. Böyle bir maaş alan hiçbir çalışan olmadığı için bu taraf false üretti. Bu taraf false ürettiğinden dolayı buraya bakmaya gerek duymuyor zaten. Burası çünkü true olsa bile bu işlem geçersizdir. Çünkü and var. And sol tarafın da aynı olduğu, yani sonucunun doğru olduğu, true olduğu, sağ tarafındaki değerin de true olduğunu garanti eder. Aksi halde çalışmaz. Gördüğünüz gibi sağ taraf gene aynı. Man var içerisinde. Ancak sol tarafta maaşı bunların çok yüksek olduğu için, benim istediğim maaş aralığında kimse olmadığından dolayı buradaki değer çalışmayacaktır. Bu sorgu değer döndürmeyecektir. Tekrar ilk iki karakteri sildim. Tekrar çalıştırıyorum ve sorgu sonucunda istediğim şeyler geldi. Hepsi de 10.000'in üzerinde, gördüğünüz gibi. OR operatörüne geçtik. OR operatöründe bu V anlamını taşıyordu. AND İngilizce'de V demek. OR ya da demek.
Yada'nın anlamı sol taraftaki, örneğin yukarıdakinin aynısı sorgu olarak. Sol taraftaki salary 10.000'in üzerinde ya da 10.000'e eşit olmak olsun diyelim. Maaşı 10.000 ya da 10.000 üzerinde olsun. Ya da yani bu olmazsa false gelirse job ID'si içerisinde man geçsin. Ama ikisinden biri olsun. İkisi olmak zorunda değil. Olsa da olur, olmasa da olur ikisi. Fakat en az birisi olmak zorunda. Burada ikisi de olmak zorunda. Bunların ikisi de eğer true döndürmezse bu işlem geçersiz oluyordu. Ancak burada öyle değil. Sol taraf true, işte sağ taraf false'sa işlem başarılıdır. Ya da diğer taraf aynı şekilde geçerlidir. Çalıştırıp sorgu üzerinde anlatalım. Evet. Bunda şu şekilde biraz karışık oldu. Bunun sebebi ya da olmasından dolayı. Çünkü hem maaşı 10.000'e eşit ya da büyük olup job ID'si içerisinde man karakterleri geçmeyenler de bu kaydın geri dönen değeri içerisinde oluyor. Örneğin ilk 3-4 kayıt bunlara örnektir. Bunların maaşı 24.000, yani 10.000'in üzerinde, ancak job ID'si içerisinde man karakteri geçmiyor. Geçmese bile bu kaydın içerisinde gördüğünüz gibi var. Ancak end'de bu geçerli değil. End'de iki tarafında kıstasların oluşmuş olması gerekiyor. Yani hem maaşı 10.000 ya da 10.000 üzerindeyken olmak zorundayken, hem de içerisinde man karakteri geçmek zorunda job ID'de. Yani end yazsaydık bunların dördü gelmeyecekti mesela. Ama bunda geliyor. Mesela bu rap'ler vesaire hiçbiri gelmeyecekti end yazsaydık. Ancak orada bu oluyorsa, yani 10.000 karakter, 10.000 dolar maaşlı ya da üzerinde, o olmadıysa diğer tarafı da alıyor. Alabiliyor. Bu şekilde aynı zamanda sağ taraftakine uymayıp sol taraftakine uyanlar da geliyor. Tam tersi sola uymayıp sağ tarafa uyanlar da geliyor. Bu yüzden daha çok kayıt geliyor. Not operatörü ise, not operatörü bir şeyi olumsuz yapmak için kullanılır. Örneğin in şu şekilde, şu amaçla kullanılır. Job ID içerisinde IT proc, ST clerk ve sağ rep geçen kayıtları, yani job ID'leri bu olanları, bu üçünden biri olanların tamamını getir demek. Ancak burada not diyor. Not demek bunu olumsuz anlamı dönüştürüyor. Yani bunların olmadığı kayıtları getir. Yani bunları istemiyoruz demek oluyor. Şimdi sorgu sonucuna bakalım. Burada yazdığımız hiçbir job ID bu sonuçta olamaz. Çünkü bunun sonucunu garanti eden bir not in operatörü kullandık. Bu operatörün sonucunda bize bunların olmadığı bir sonuç döndürmeyi garanti etmiş olduk. Bunu farklı şekillerde de kullanabiliriz. Örneğin örneklerde job ID not in bunların ikisini filtrelemiş. Ya da not between 10.000 and 15.000. Bu da şu demek oluyor. 10.000 ile 15.000 arasında maaş alanların tamamını getir demek olur normalde. Not kullanıldığı zaman 10.000 ile 15.000 arasında olmayanları getir demek oluyor. Yani bunu olumsuza çevirmiş oluyor. Not like'da içerisinde baş harfleri ya da önceki harfleri ne olursa olsun ya da sonraki harfleri ne olursa olsun içerisinde A geçmeyen, çünkü not kullanılıyor burada. A geçmeyen kayıtları getir. Ve is not null. Aynı şekilde. Normalde bu commission PST'si
null olanları getirecektir. Bu not kullanmazsak. Ancak burada not kullanıyoruz. Yani commission PST'si null olmayanları getir anlamı katıyor buna. And, or ve not operatörleri mutlaka tüm sorgularınızda olmasa da neredeyse bütün sorgularınıza yakın sorgularınızda kullanacağınız operatörler diyebiliriz. Bunları çok fazla kullanacaksınız. O yüzden tam olarak işlemleri nasıl gerçekleştirdiğini, mantığını çok iyi kavrasanız sizin SQL programcılığı alanında kendinizi geliştirmeniz için çok faydalı olacaktır.